hem gelenekçi Ortodoks Müslüman kesimde. İkisinin de iddiası aynı. Darwinistler diyor kadın hayvandır. Yani hayvanla insan arası bir mahluktur. Gelenekçi Ortodoks kesimde aynısını söylüyor. Onlar da hayvanla insan karışımıdır diyor. Yani yarımdır diyor, buçuk. Zaten buçuk diyorlar. Her yerde buçuktur diyor. Darwinistler de buçuk diyor. Dolayısıyla bunlara saygı duyulmaz diyor. Mesela Darwin ne diyor? Köpekten daha iyidir diyor. Köpekten daha iyi. Bir de evde işe yarar diyor işte. Ev işi yapmaya da işe yarar diyor. Yani her vakitte köpekten daha iyidir diyor evde. Ama insanla hayvan arası bir mahluktur diyor. Haşa. Darwinistler ne diyor? Aynı. Gelenekçiler ne diyor? Aynı. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında ne diyor? Kadın bir şey dediğinde tersini yapın. Çünkü cehennem onlardan dolacaktır. Onlar insan değildir. İnsanla hayvan karışımı varlıklardır. Onların işte sırtından sopayı eksik etmeyin. Sopayı da yüksekçe bir yere asın. Onlar döverek deşarj olun. İpsiz, sapsız izahlar. Yani kadın karşıtı yüzlerce izah. Darwinizmde de aynısı var. O yüzden kadınları bu eğitim politikasıyla muazzam bir açmaza sokmuşlar ve muazzam bir kadın aşağılama sistemi kurulmuş. İşte kadın akılsızdır. Trafikte de mesela diyor ki arabayı kadın kullanıyor diyor. Çok rastladım. Yani kesin akılsız olduğu kanaatindeyim. Halbuki kadınlar müthiş akıllıdır ve müthiş zekidir. Merhameti, şefkati çok yüksektir. Çok ince düşünür ve sanatçı ruhludur kadınlar. Ve Allah'ın en muhteşem tecellisidir kadınlar. Çünkü her türlü renk vardır onlarda. Ve tutkunun kapısıdır onlar. Aşkın kapısıdır. Bu kadar muhteşem olan, cennetin en büyük nimeti olan varlıkları adamlar şeytanın ifasıyla, şeytanın en nefret ettiği şey de kadındır, onu söyleyeyim. Kadına karşı şeytan çok kinlidir. Çünkü homoseksüeldir şeytan. O yüzden kadından çok nefret eder. Bütün gücüyle şeytanın orduları kadına yüklendikleri için ve insanlara da şeytan ifa ettiği için, yani kadınlar aleyhinde insanları yönlendirdiği için kadın zıtlığı muazzam boyutlara vardı. Mesela öldür diyor şeytan, öldürüyor. Döv diyor, dövüyor. Laf at, çirkin söz söyle diyor, onu da yapıyor. Yani buradaki asıl yönetici konumunda olan şeytandır. Şeytanın da karşı olmasının nedeni şeytanın homoseksüel olmasıdır. En başından da homoseksüeldi, en sonuna kadar da homoseksüel, cehennemde de yine homoseksüeldir. Yani hiçbir şekilde vazgeçmiyor bundan. Evet, dinliyorum. Sevimli bir video var. Bir daha göster bakalım. Tabii. Yerim seni, enerjini, tatlılığını, şekerliğini, ballığını. Bunları kucağa almak çok iyi oluyor. Bir de rahat da durmuyor kucakta, etrafa bakıyorum. Yani evet, evet, acarda falan da öyle. Hayvanlar o tepkisi çok komik oluyor. Ama bazısı da kucakta mayışıyor, çok hoşuna gidiyor. Evet, dinliyorum. Münafıklar neden yıllarca Müslümanlara hizmet yapar?